Merhabalar, sizlerle bugün bazı önemli haber başlıklarını paylaşmak istiyorum. İlk haberimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yapmış olduğu açıklamalar. Derya Yanık şunları söylemiş. 3 günde 216 bin başvuru aldık. Doğal gaz faturasını ödemekte güçlük çekenlerin yapmış olduğu bir başvuru bu. Bu sayı gerçekten büyük bir rekor. TÜSİAD Başkanı da enflasyonla mücadele için 3 öneride bulunmuş. Doğru para politikası, uyumlu maliye politikası ve üretimi destekleyecek yapısal değişimler söylediğimiz noktaya geldiler. Bugüne kadar betona yatırım yapıyorlardı, üretilmesi gereken şeyleri ise yurt dışından getiriyorlardı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün bir deprem meydana gelmişti. Bu depremle ilgili Profesör Doktor Naci Görür uyarılarda bulundu. Deprem uyarıcı nitelikte diyor Naci Görür. Aslında Türkiye'nin gerçek gündemlerinden biri de deprem gerçeği. Nüfusu 20 milyonu geçmekte olan İstanbul olası bir felaketten nasıl kurtulacak? Bunu konuşmamız, bunu tartışmamız gerekirken ne yazık ki hep yapay gündemleri tartışıyoruz. Nisan ayında biliyorsunuz emekliler Ramazan ikramiyesi alacaklar, Ramazan bayramı ikramiyesi alacaklar. Bu ikramiyelerle ilgili iktidar medyasındaki haberlere baktığımızda 4.000 lira olacağını söylüyorlar. Ancak NTV araştırmış işin aslını 2.000 TL olması zar zor. Yani AKP medyasına bakarsanız zaten emekli maaşlarına da çok yüksek bir zam yapılacağını söylüyorlardı. Yapılan zam mı gördünüz? Asgari ücrete yapılan zammın çok çok altında oldu. Gelelim son haberimize. Türkiye raporunun son anket çalışmasına göre ilk defa oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızları geçti. Oy vermeyeceğini söyleyenlerin büyük bir kısmı ise AKP seçmeninden oluşuyor. Can Selçuk'un açıklamaları oldukça dikkat çekici. Oy vermeyeceğini diyor söyleyenler AKP seçmeninden oluşurken 2011-2018 arası seçimlerine baktığımızda AKP'nin en kuvvetli olduğu yerlerde oyunun düştüğünü görüyoruz. Seçime katılımın düştüğünü görüyoruz. Kızgın AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih edecek. Eğer böyle devam ederse 2023 seçimlerinde AKP'nin en büyük sorunu seçmenini evden çıkartmak olacak. AKP'deki en büyük kopuş ise orta sınıf seçmeninde görülüyor. Orta sınıf seçmeni bugüne kadar istikrar sürsün diye AKP'ye destek veriyordu. Ama geldiğimiz süreç itibariyle orta sınıfta yok olmak üzere olduğu için AKP'den desteğini çekme noktasına geldiler. İşte burada muhalefetin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı büyük önem taşıyor. AKP'de kararsız seçmen kitlesi giderek artarken, alternatif olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin sayısı artarken, Mansur Yavaş dururken, Ekrem İmamoğlu dururken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı göstermek belki de muhalefet için büyük bir felaket olacaktır.